yardım olur mu? Asla. Al bakalım, hazır. Güzel olmuş mu? Hadi çantamızı yapalım. Aa, tutukluk yapıyor. Bir sihirli hareket yap da düzelsin. Vallahi düzeldi. Aferin sana. Hadi bir dön bakayım sana. Tam bir peri kızı gibi oldun. İşte hazırız. Bunları bana mail atın. Tabii. Fırat? Sonunda aramıza döndün. Yönetim kurulunda senin için resmen çok büyük bir savaş verdik ama kazandık. Ümran'a yazalt etmek kolay değil. Sarılmayacak mısın? Teşekkür için. Bundan sonra icra kurulu toplantılarının annem de girecek Sude. Toplantı odasındayım ben. Fırat, ne demek oluyor? Bir anlatacak mısın? Ya annen seni yönetim kurulundan atmak için elinden geleni yaptı. Sen icraya mı sokuyorsun? Böyle olması gerekti. O ne demek ya? Ne oluyor? Ben odamdayım, sonra konuşuruz. Gerçekten bir şey olmuş. Hemen öğrenmemiz lazım. Sonra konuşuruz dedi işte. Neyse, ben Ümran Hanım'ın yanına gideyim. Dua et de bu iş bizim başımıza patlamasın Alper. Güzelim benim. Şimdi sık boğaz etmeyelim. Zaten birazdan arar bizi Fırat abin. Hem öyle meraklıymışız gibi görünmeyelim. Tamam. Ümran Hanım. Sadeydi değil mi kahveniz? Evet. Suyu Sude Hanım'a ver bence. Bugünkü icranın gündem maddeleri. Bundan sonra katılacağınıza göre bilmek istersiniz diye düşündüm. İcra maddeleriyle hiç ilgilenmiyorum. Ama arkamdan çevirdiğiniz küçük oyunlarla ilgileniyorum ve hiçbirini yemiyorum. Bunu söylemek için geldim sana. Lütfen kişisel algılamayın Ümran Hanım. Yani biz Fırat'ı koruduk. Evet. Fırat'ı koruduğunuz için bu işe devam ediyorsunuz zaten. Onun üzülüp kırılmayacağını bilsem bir dakika tutmam sizi, kovarım buradan. Ama Sude'cim, eğer bir daha bana karşı bir adım atarsan ne burada ne başka bir şirkette sekreterlik işi bile bulamazsın. İzin vermem buna. Bu sefer Fırat'ın üzülüp üzülmeyeceğini de umursamam. Yapmadığım şey değil, biliyorsun. Yanlış bir şey varsa, Fırat'ı üzecek bile olsa onu düzeltirim. Ayağını denk al.
Güneşciğim. Ayıp olur ama böyle ararsam şimdi. Bak arayacaktır birazdan, merak etme. Ha? Aradı, gördün mü? Fırat? Elif. Biz çantamızı hazırladık, seni bekliyoruz. Hatta kendimize bir peri asası bile yaptık. Kaçta gelirsin? Kusura bakma, ben tamamen yanlış program yapmışım. Yani aslında benim şirkette bayağı bir toplantım varmış bugün. Yani bugün gidemeyeceğiz. Anladım. Tamam, sorun değil. Başka zaman gideriz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Aslında icradan sonra bir işimiz yoktu. Bekleyen dosyaları inceleyeceğim ben Sude. Tamam. Kolay gelsin sana. Sağ ol sana da. Üzülme ama. Başka zaman gideriz. Biz yetişkinler bazen planlarımızı unutabiliyoruz. Önemli bir işi olmasaydı Fırat abin gelirdi, biliyorsun. Hem o senden daha çok istiyordu gitmeyi. Madem boşa çıktık, hadi parka gidiyoruz. Bak bu sefer ben de seninle salıncağa bineceğim ama. Hadi, hadi git montunu giy gel. Hadi koş 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 koş. Sana iki büyük önemli haberim var. Hadi hayırlısı. Anlat bakalım. Birincisi, Ümran Hanım ne yapmış etmiş, Fırat'ı ikna etmiş ve burada kalmış. Yani öyle sandığımız gibi oyun dışına atamamışız. Hiç şaşırmadım, yılların kurdu. İnşallah kabak bizim başımıza patlamaz. Ha yok, yani şimdilik bir şey yapmayacağını söyledi. Ama sağlam tehdit etti. Bu ara birazcık sakin kalsak iyi olur. Bana mı söylüyorsun ya? Entrika kadını sensin kızım. Evet, ikincisi. Fırat, Elif denen o kadınla görüşmek istemiyor. Hmm. Herkesin karanlığı kalbinde, herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.